Efendim vaktiyle Çin Seddi'nin ötesinde, hatta Ho Dağı'nın da arkasında Chi Yang isminde bir delikanlı yaşarmış. Bu delikanlı okçuluğa merak salmış ve dünyanın en büyük okçusu olacağım demiş kendi kendine. Bilenlere danışmış. Ne yapsam dünyanın en büyük okçusu olurum? Demişler ki bütün kitapları okuyacaksın evvela. O vakitler Molla Google olmadığı için delikanlı oturmuş bütün kitaplardan tek tek okçuluk talim etmiş. Kitaplar bitince sormuş bilenlere, peki ben tamam mı, oldum mu? Yok demişler, dur şimdi. Ho Dağı'nın ardında Zeyfey Usta var. Bir ona git, bir gözük, o bir anlatsın sana. Aylarca yol yürümüş, dağların ardında küçük bir kulübe, bahçesinin önünde çiçeklerle uğraşan beli bükük ihtiyar bir adam. Bu olsa gerek demiş, yaklaşmış. Usta merhaba, ben Chi Yang, dünyanın en büyük okçusu olmak istiyorum. Usta oralı bile olmamış. Şöyle bir yan gözle bakmış. Evlat, küçük şeyleri büyük, büyük şeyleri daha büyük görmeyi öğren, öyle gel demiş. Alacağını almış Chi Yang, dönmüş memlekete. Bir saman çöpünün ucuna küçük bir böcek onu aylarca seyretmiş. İdrak bir noktada yoğunlaşırsa kainat ondan ibaret kalır diyenler boşuna dememişler. En son böceğin kıvrımlarını bir at gövdesi kadar görmeye başlamış Chi Yang. Sevinçle Ho Dağı'nın ardına gitmiş. Usta ben geldim demiş. Küçük şeyleri büyük, büyük şeyleri daha büyük görebiliyorum artık. Usta yine bahçeyle uğraşırken bakmış, aferin bile demeden, şimdi de git gözlerini kırpmamayı öğren, öyle gel demiş. Yeni vazifesini alan Chi Yang dönmüş eve, eşinin dikiş makinesinde iğnenin inip kalktığı yere yatay bir şekilde durmuş ve 2-3 senesinde bütün boş vakitlerini böyle geçirince gözler artık dışarıdan gelen etkilere tepki vermez hale gelmiş. Hatta şehir halkının yalancısıyım. Derler ki iki kirpiğinin arasına küçük bir örümcek ağ yapmıştı. Dönmüş ustasının yanına gelmiş. Tamam demiş, bunu da hallettim usta. Karşıda bir ağaç, üstünde bir budak. Sadağından yayını çıkartmış, okunu germiş. At demiş, atmış, vurmuş. Bir daha at. Attığı her ok bir öncekini yararak ağaçtan kendilerine kadar bir yol halinde gelmiş. Tamam demiş usta, sen oldun artık. Sevinçle evine dönmüş Chi Yang. Demiş ki ustam yaşadığı müddetçe ben nasıl dünyanın en büyük okçusu olabilirim? Ustayı öldürecek. Hemen sadaktan bir ok çıkartmış, yayını germiş, atmış. Gelen usta mukabil bir ok fırlatmış. Oklar birbirini yarıp düşmüşler. Sadaklarda ok tükenince usta demiş ki gel. Derdini anladım, sen dünyanın en büyüğü olmak istiyorsun. Şimdi filan dağın ardında falan usta var. Git bir de ona gözük bakalım. Gene aylarca yol yürümüş. Ustasının elini öpüp helallik istedikten sonra gelmiş ki bir mağaranın başında ihtiyar bir adam kayadan bir masanın üstüne ellerini yayamış, titreyerek oturuyor. Ona da ustalığını göstermek istemiş. Hemen okunu gelmiş, tepedeki kuşlardan birini aşağı düşürünce ihtiyar gülmüş. Masadan bir yay alır gibi yapmış titreyen elleriyle. Ok çeker gibi, yerleştirir gibi, bırakır gibi daha yüksekten bir kuş düşmüş. Gülmüş usta, demiş ki evlat sen hala ok ve yayla mı okçuluk yapıyorsun? 9 seneye yakın kalmış ustasının yanında Chi Yang. Memlekete döndüğü vakit bir gün arkadaşının evinde otururken sormuş, o masanın üstündeki şey nedir dostum? Usta demiş, dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır hayır, merak ediyorum, o nedir? Israr edince arkadaşı bakmış ki Chi Yang ciddi, ok ve yay usta demiş. Ok ve yay. Derler ki Chi Yang okçulukta o kadar ileri gitti ki ok ve yayın ne olduğunu unuttu.